Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda kök boya bitkisi olarak bilinen Rubia tinctorum, köklerinin alizarin ve parpelin adlı boyar maddeler elde edilen çiçekli bir bitki türü olduğu söyleniyor. Bu bitkinin köklerinden elde edilen boya dünyada Türk kırmızısı adıyla bilinir. Genel kültür bilgisi olarak da arkadaşlar bilmenizde fayda var. İplik boyamacılığında kullanılan bir bitki olup ilk defa arkadaşlar Manisa Alacaşehir'de kullanıldığı düşünülmektedir deniyor. Bu bitkinin köklerinden elde edilen alizarin sayısı, lütfen dikkat, asidik ortamda arkadaşlar sarı renk vermekte ve bazik ortamda ise portakal kırmızısı bir renk verdiği söyleniyor. Buna göre bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz deniyor. A seçeneğinde kök boya bitkisinin köklerinden elde edilen alizarin maddesi asit ve bazlar için kullanılan bir indikatördür. İndikatör neydi? Asit ve bazlık ortamlarda renk değiştirebilen maddelerdir arkadaşlar. Dolayısıyla da bu ifademiz doğru olduğunu söyleyelim. Bakın sarı ve kırmızı, portakal kırmızısı rengi alıyor iki farklı ortamda. Buna göre arkadaşlar B seçeneğine bakacak olursak boyacılığında kullanılan, bakın şuradaki ifade lütfen dikkat, tek bitki olarak arkadaşlar söylemiş. Oysa ki öyle bir bilgi yukarıda yok arkadaşlar. Tek bir bitki olduğu söylenmiyor. Dolayısıyla bu ifadenin yanlış olduğunu dile getirelim. Diğer seçenekle inceleyecek olursak kök bitkileri ile iplik boyamacılığı ilk defa Anadolu'da, ki arkadaşlar bakınız burada Manisa'da deniyor. İlk olarak bu ifadede yer almaktadır. Buna göre arkadaşlar D seçeneğine bakacak olursak sirkeli suya, ki arkadaşlar sirkeli su bildiğiniz gibi asittir. Asidik bir ortamdır, onu da söyleyelim. Dolayısıyla da alizarin sarısı damlatılırsa ne olacaktır? Asidik ortamda sarı renk aldığından dolayı sarı olacaktır. Bunun yanı sıra sabunlu su arkadaşlar bazik bir ortamdır. Baziktir yani. Alizarin sarısı damlatılırsa ortam kırmızıya dönecektir. Bu ifade de doğru. Bize çıkarılmaz alanı sormuş. Cevap B seçeneğidir. Günlük hayatımızda gerçekleşen dönüşümlerin çoğunluğu maddelerin asidik ya da bazik özellikleriyle ilişkilendirilebilir. Bir nolu görselde asit yağmurlarının mermerden yapılmış tarihi eserler üzerindeki olumsuz etkisi. Asit yağmurlarının mermerden yapılmış tarihi eserler üzerindeki olumsuz etkisi. İki nolu görselde Pamukkale travertenlerini oluşturan kireç taşı, kalsiyum karbonatın muhteşem görüntüsü. Üç nolu görselde ise midemizde asitliği belirleyen tuz ruhu ile mide yanmasına karşı kullanılan magnezya sütü bir arada verilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 nolu görsellerde gerçekleşen olaylarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi 1 nolu görselde kalsiyum karbonat artı HNO3 tepkimesi gerçekleşmiş olabilir diyor. Şimdi asit yağmurları fosil yakıtlar sonucu açığa çıkan gazların havadaki su buharı ile birleşmesiyle oluşan asitlerin yağmasıyla oluşan yağmur. Asit yağmurları örneğin havaya karışan NO2, SO2, SO3 gibi gazların havadaki su buharıyla birleşmesinden oluşuyor. Örneğin buradaki NO2 havadaki su buharıyla birleşip HNO3'ü oluşturabilir. Asit yağmurlarının içerisinde dolayısıyla HNO3 olabilir. Mermer de bazik karakterlidir ve bazik karakter kalsiyum karbonatta bazik karakterdedir. Kireç taşı, kireç taşından yapılmış bir mermer olabilir. Dolayısıyla burada kalsiyum karbonat bazik. Asit yağmur asidik olduğu için burada bir tepkime, asit baz tepkimesi gerçekleşir. Dolayısıyla buradaki tarihi eser aşınır. Ve tuz, su aynı zamanda karbonat içerdiği için karbondioksit gazı açığa çıkabilir. Bu gerçekleşmiş olabilir. İki nolu görselde kalsiyum karbonat olduğunu söylüyor. Kalsiyum karbonatın formülü CaCO3'tür. Kalsiyum karbonat, kalsiyum hidroksit bazı ile karbondioksit asidinin birleşmesiyle elde edilebilir. Bu da doğru. Üç nolu görselde şunu söylüyor. Midemizdeki asitliği belirleyen tuz ruhu. Tuz ruhunun formülü HCl'dir. Magnezya sütünün formülü ise magnezyum hidroksittir. Dolayısıyla HCl ile magnezya sütü arasında asit baz tepkimesi gerçekleşir. Asit baz tepkimesinin bir diğer ismi de suda gerçekleştiği zaman, ki midede su da vardır. Bu nötralleşme tepkimesidir. Dolayısıyla üçüncü ifade de doğrudur. Sorunun cevabı da 1, 2 ve 3 E şıkkıdır.